Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti Aksaray İl Teşkilatı'nın ev sahipliğinde yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İstişare ve değerlendirme toplantısına AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Muş Milletvekili Muzaffer Çakar, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve diğer ilçe ve belde belediye başkanları yapmış oldukları çalışmaları ve projeleri anlattı. Biz öyle bir dönemde göreve geldik ki benim ilk dönemim. Bu dönemde 6 tane seçim, 15 Temmuz gibi Allah bir daha yaşatmasın memleketimize inşallah böyle bir durum. Böyle bir ortamda biz elhamdülillah verdiğimiz sözlerin birçoğunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tek başıma değil. Çok değerli belediye başkanlarımla ve meclis üyelerimizle beraber bunları gerçekleştiriyoruz. Biz şunun farkındayız ki hangi tür zorluk olursa olsun biz özellikle güçlü bir partiyiz. Her şeyden önce başımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Ve onun bizlere öğrettiği belediyecilik anlayışı, vatandaşlarımıza bakış anlayışı her an, her saniyemizde, her işimizde zaten yerine getirerek uyguladığımız bir çalışma. Seçim süreci vaadinde işte 4 senemizi dolduruyoruz Mart ayı itibariyle ve önümüzdeki aylarda da bu süreçler biraz daha hızlanmaya başlayacak. Şunu söylemek istiyorum, biz zaten her zaman sahadaydık. Yani 6 seçim demek neredeyse her 6 ayda bir sahada olmak demek. Sahadan hiçbir zaman ayrılmadık. Sahada her zaman vatandaşlarımızı kucakladık, onlarla beraber olduk. Onların dertlerini, sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturmak için çalışma yaptık. Ve hep şunu prensip edindik. Vatandaşlarımız ne istiyorsa bizden, neyi arzuluyorsa şehrimizi o noktada, o doğrultuda güzelleştirmek, iyileştirmek. Bu maksatla da yaptığımız çalışmalar hem onların takdirini kazanıyor, hem de onların yeni bizlere önereceği projeler doğrultusunda da güzel çalışmalar yapıyoruz. Amacımız da şu, Aksaray'ımızı yaşanabilir, mutlu oldukları ve gurur duyacakları bir şehir yapabilmek. İstişare toplantısında AK Belediyecilik Hizmet Belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlara daha iyi hizmet nasıl edebiliriz sorusu istişare edildi. AK Parti Aksaray 5. Kadın Kolları olan kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı yeniden Ferhan Polat seçildi. Tek liste gidilen seçimde AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, 315 delegenin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. 16 yıldır yılmadan, yorulmadan, gerisini gündüzüne katarak AK Parti'nin ülkemize başlattığı kutlu yürüyüşün, yol arkadaşları ve onurlu duruşunun Yılmaz Kalesi, Aksaray'ımızın koca yürekli kadınları. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yılmaz Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Aksaray 5. Kadın Kolları olan kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunarak, harekatı herhangi bir etnik gruba, inanç grubuna yapmıyoruz. Tamamıyla terör örgütlerine yapıyoruz. Orada Arabı, Kürdü, Türkmeni, diğer etnik grupları olsun, hepsi bizim kardeşimizdir diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara başsağlığı diledi. Değerli kardeşlerim, biz Afrin'de bir ülkeyi işgal etmek için bulunmuyoruz. Bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz orada sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek üzere bulunuyoruz. O terör odaklarının arkasında bir takım uluslararası güç odaklarının emperyal bir takım amaçlarla bulunduğunu biliyoruz. Ve inşallah bu oyunları bozacağız. Sınır ötemizden başlayarak ülkemizin, insanımızın, milletimizin güvenliğini daha da pekiştireceğiz. Bu harekatın başarısıyla sınırlarımız daha güvenli hale geleceği gibi ülke içindeki güvenliğimiz de artacak. Buna ilave olarak o bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin de huzuru artmış olacak.
Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden geçti ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun mesajlarıyla duygularını dile getirdiler. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ise partinin kurulduğu günden bu yana emekleriyle destek sağlayan herkese teşekkür ederek AK Parti içindeki kadın kollarının önemine değinerek Başkan Ferhan Polat'a bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana emekleriyle, katkılarıyla, bütün performanslarıyla AK Parti'nin başarısına büyük emeği geçen kadın kollarının her kademesinde görev yapmış ve yapacak olan tüm cefakar, vefakar kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kadın kollarımızı özellikle bir kez daha selamlamak istiyorum. Bu hareket hanım kardeşlerimizde güç kazandı. Hanım kardeşlerimizin yüreklerini ortaya koymaları sayesinde bugünlere ulaştı. Bu kutsal davayı bir anne şefkatiyle, hanım zerafetiyle bir oya gibi işleyen hanım kardeşlerimize, ablalarımıza, annelerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime başlarken Afrin'de devam eden operasyonda, Zeytin Dalı operasyonunda orada bulunan Mehmetçiklerimize, kardeşlerimize buradan dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ve orada şehit olan aziz kahramanlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize de bir an önce sağlıklarına kavuşmalar için dualar ediyoruz. Biz ne kadar güçlü ve büyük bir ülke olduğumuzu bu operasyonda bir kere daha görüyoruz ve bütün dünyaya gösteriyoruz ki bizden habersiz, bizim isteğimizin dışında bu bölgede hiçbir şey yapılamayacağını bir kere daha göstermiş oluyoruz. Geçenlerde il başkanları toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanları ile yapmış olduğu görüşmede Afrin'de meydana gelen bu ilerlemeyi ve bu operasyonların detaylarını anlatırken, bizlere orada bilgiler verirken şunun farkına vardım ki 100 yılda 200 yılda bir gelir diyor ya bir lider. Hakikaten biz burada bu davanın gönüllüleri olarak, bu davanın neferi olarak o kadar büyük bir gurur duymamız lazım ki onun yoldaşı olmak, onun bu davasında bizler de görev almak bence en önemli mutluluk, en önemli güç. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. O yanımızda oldukça, o başımızda oldukça hiç kimse emellerini gerçekleştiremeyecek. Bunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Bugün kadın kolları kongremiz var. İlk kongremiz tamamlamış olduk. Merkez ilçemiz tamamlanmış olduk. Kadın kolları ve ardından inşallah gençlik kollarıyla devam edecek bir kongre. Şunu söylemek istiyorum her şeyden önce, teşkilatta olmak bu işin en güzel tarafıdır. Burada emek vermek, burada emek çekmek bu işin en iyi tarafıdır. Nasıl bunları söyleyebiliyorum? Bu kardeşiniz önce il başkan yardımcılığı, ardından merkez ilçe başkanlığı, sonra belediye meclis üyeliği gibi değişik kademelerde görev yapmak suretiyle bu teşkilatın nasıl bir okul olduğunu, nasıl yetiştirildiğini, nasıl millet, memleket büyük bir aşk sevdasıyla yola devam ettiğinizin en güzel yerlerini işte şu anda bulunduğunuz yerlerde fark edebiliyorsunuz. Bu duyguyu, bu hissi çok daha büyük bir şekilde farkına varabiliyorsunuz. Ve ileride tarih yazacak, ben buna inanıyorum. Bu çok önemli günlerde burada görev alan bütün kardeşlerimizi tarih öyle altın harflerle yazacak ki bu zor zamanlarda beraber bir arada birlikte ne kadar güçlü olunabileceğini hem içerideki hainlere hem de dışarıdaki düşmanlara tek bir ses, tek bir yürek nasıl gösterebileceğimizi buradaki salondaki bütün kardeşlerimiz gösteriyor ya. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Ardından kadın kollarımızdan bahsetmek istiyorum. Teşkilat çalışmasını yaparken de belediye başkanlığı süresi içerisinde de bütün seçim çalışmalarında kadınlarımız en önde. Önce kendinizi bir tebrik etmenizi istiyorum. Hakikaten sizler en öndesiniz, sizler her safhadasınız. Çünkü erkeklerin giremeyeceği her yere sizler girebilirsiniz. Her eve, her sokağa,
her mahallede mutlaka sizler varsınız. Ve sizler o kadar fedakar, cefakarca bu işi yapıyorsunuz ki sabahları yemeklerinizi yapıp çocuklarınızı okula gönderir göndermez sahalara çıktığınıza ben şahidim. Sahada birlikte mahalleleri gezerken yapmış olduğunuz fedakarlıklara ben şahidim. Yapmış olduğunuz o bütün her şeyi bir kenara bırakıp memleket içinse, vatan içinse, AK Parti içinse, gerisi teferruat değil diyen anlayışınıza, bakışınıza ben hayranım. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin gönlünde ayrı bir yeri var benim için. Daha önce görev yapan değerli kadın kolları başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir önceki kadın kolları başkanımız Fazilet Hanım'a da teşekkür ediyorum. Seçim süresi boyunca beraber yaptığımız çalışmalarda günde 4, 5, 6 mahallelere gitmek öyle herkesin harcı değildi. O mahallede o kadınlarımızı toplamanız, onlarla beraber ben belediyenin çalışmalarını anlatırken sizler orada fakirimizin, fukaramızın, ihtiyaç sahiplerimizin elinden tutmanız, yapılacak çalışmaları teker teker tane tane anlatmanız, yüreğinizi, gönlünüzü ortaya koymanız beni ziyadesiyle mutlu etmiştir, ziyadesiyle gururlandırmıştır. Ardından bugün seçilecek olan çok kıymetli başkanıma da Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Yanındaki o küçük kızı, az önce beraber sohbet ediyorduk. Dedim ki burada ne oluyor? Annem dedi kadın kolları başkanı seçiliyor. Peki sen ne oluyorsun dedim. Ben de prenses oluyorum dedim. Her birinizin kızları, her birinizin çocukları prenstir, prensestir. Onları buralarda yetiştirdiniz. Ben çok iyi biliyorum. Bebeklikten başladılar ve bizlerle beraber yanımızda büyüdüler onlar. Onlara ben teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Ve şunun altını çizmek istiyorum. Biz onlar için buradayız. Geleceğimiz için buradayız. Bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız ve razıyız. Onun için kadın kollarımıza tekrar başarılar diliyorum. Yeni yönetimimize Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Sağ olun. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti'nin kadınlardan, kadınların da AK Parti'den güç aldığını ve Aksaray bu başarıyı, bu gücü her zaman kanıtladığını söyledi. AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, güçlü yarınları inşa etmek ve ülkenin geleceğine hizmet etmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Konuşmaların ardından geçilen seçimlerde kongreye tek liste halinde katılan mevcut başkan Ferhan Polat yeniden aynı göreve seçildi. Aksaray Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü kanserler ile ilgili farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte mobil ketem aracı ile birlikte belediye başkanlık binası önünde vatandaşları kanser konusunda bilgilendirdi. Ardından Aksaray Belediyesi ketem durağını hizmete açtı. Aksaray Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren ketem, erken teşhis hayat kurtarır prensibiyle yola çıkarak meme, serviks, rahim ağzı ve kolorektal kalın bağırsak kanserleriyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında mobil ketem aracında belediye başkanlık binası önünde kanser konusunda farkındalık oluşturmak için yüz yüze korunma yöntemleri, tarama programları hakkında bilgilendirme yapıldı. Aksaray Belediyesi kanser konusunda toplumda farkındalığın oluşturulması, kanserle mücadelede etkili yöntemlerle mücadele eden Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle ketem durağını hizmete açtı. Bu durağı bilinçlendirmek adına kadınlarımızın kanseri bilinçlendirmek adına, kendi sağlıklarına önem vermeleri adına kurulmuştur. Hemen arkada halk sağlık mevcuttur. Orada ücretsiz olarak muayenelerini ve tahlillerini yaptırabilmektedirler. Hem mamografi adına hem simir testi adına. Erken tanıyı her şeyden önemlidir. Her şeyin de başı sağlıktır. Ketem durağımıza herkesi davet ediyoruz. Yakındaki halk sağlığa da aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Evet.
Aksaray Merkez Büyük Bölcek Mahallesi Ketem Durağı açılışını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, İl Sağlık Müdürü Doktor Cengiz Han Kılıçarsan, Halk Sağlığı Hizmetler Başkanı Zahit Kaya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Mustafa Aliç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Nermin Fidan, Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları birlikte yaptı. Çok sayıda davetlinin katıldığı Ketem Durağı açılışında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve İl Sağlık Müdürü Doktor Cengiz Han Kılıçarslan ve Doktor Müge Gençel, kanserin erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, Ketem'de yürütülen tarama hizmetlerinin tamamının ücretsiz olduğuna dikkat çekerek herkesi Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne davet ettiler. Aksaray Belediyesi Taci Mahallesi'nde kent parkı çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Tamamlanan birinci etap çocuk oyun parklarıyla, spor etkinlik ve yeşil alanlarıyla şehrin yeni yaşam merkezi olacak. Kent parkının birinci etabı projenin en geniş alanı olarak tasarlandı. Alanda tören, toplanma, kutlama, festival gibi çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, Selçuklu Meydanı'nda satış birimleri, 2 adet Selçuklu süs havuzu, renk ve koku bahçeleri, ağaç altı oturma bankları, anıt, heykel alanı, 4 adet kuru havuz, ağaç altı gabyon banklara yer verildi. Tacım Mahallesi'nde Kültür Park'ın hemen devamında yer alan Ulu Irmak'ın her iki tarafını kapsayan Ulu Irmak Rekreasyon Alanı ve Kent Parkı projesi 425 bin metrekarelik geniş bir sahaya sahip. Projenin birinci etap 79 dönüm, ikinci etap 104 dönüm ve üçüncü etap 243 dönümden oluşuyor. Tamamlanan birinci etap projede birçok detaya yer verildi. Ulu Irmak boyunca ırmağın her iki yakasına dinlenme ve oturma alanları, piknik alanları, sosyal tesisler, yürüyüş bandı, koşu yolu, bisiklet yoluyla kesintisiz yaya erişimi sağlandığı projede belirli aralıklarla köprü bağlantıları yapılarak ırmağın her iki yakası birleştirildi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediyenin yapımı devam eden bazı projelerini yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Yazgı, ilimize güzel projeler kazandırmak için gece gündüz demeden çalışıyor ve projelerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz dedi. Başkan Yazgı ilk olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Aksaray Merkez Somuncu Baba Külliyesi'nde kurulan ve yakın bir tarihte hizmete açılacak olan Engelli Koordinasyon Merkezi'ni yerinde inceledi. Başkan Yazgı, engelli vatandaşların topluma kazandırılması için sosyal belediyecilik anlamında elimizden geleni yapacağız diyerek engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını bir kez daha dile getirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, TOKİ bölgesinde Genç Osman Parkı'nı gezdi, park içerisinde devam eden projeleri inceledi. Genç Osman Parkı'nda inşası devam eden 2. Kadın Aktivite Merkezi ve park alanında yapımı tamamlanan mescitleri gezen ve çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Yazgı, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini belirterek, burası vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanabilecekleri modern bir merkez olacak dedi. Programına proje incelemeleriyle devam eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Hamidiye Alaca Mahallesi'nde hizmete açılacak olan Vecihe Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde gezdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her hafta düzenlemiş olduğu halk gününde vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor. Vatandaşların talep istekleri doğrultusunda Aksaray Belediyesi'nin hizmet sahasına giren taleplerin çözümü için gerekli çalışmalar yapılırken, vatandaşlar tarafından dile getirilen ve belediyenin hizmet alanına girmeyen talepler ise ilgili kurumlara iletilmek üzere not alınıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak halkımızla devamlı olan bağımızı koparmamak ve ilişkilerimizi sağlamlaştırmak adına her zaman için sahadayız, mahallelerimizdeyiz, sokaklarımızda ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Çalışmalarımızı yerinde denetliyoruz. Bu çalışma tempomuzda bazı vatandaşlarımızla bir araya gelemiyoruz. Bu bağlantıyı sağlamak için de halk günü buluşmalarımızda vatandaşlarımızı makamımızda ağırlayarak istek ve taleplerini dinliyor, hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar bizim için çok önemli diyerek halk günü buluşmalarının görevde oldukları sürece devam edeceğini söyledi. Aksaray Belediyesi tamamlanan Piri Mehmet Paşa alt geçitinde trafik akışını sağlamak için bağlantı yol çalışmalarını sürdürüyor.
Aksaray Belediyesi daha önce şehrin birçok farklı noktasında yapılan ve trafiğin büyük ölçüde rahatlamasına neden olan bağlantı yolu çalışmalarına devam ediyor. Trafik kazalarının olma ihtimalinin yüksek olduğu birleşme noktalarında kazaların yaşanmaması ve can kaybının olmaması için çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi Fen İşleri ekipleri, şehir içi ulaşım çalışmaları çerçevesinde Atatürk Bulvarı U dönüşü yapımı çalışmalarını tamamladı. Şehir içi trafiğin önemli ve kilit merkezlerinden olan bölgede Aksaray Belediyesi taşıt trafiğini yer altına alarak Küçük Kerge Caddesi'nden başlayıp Migros ve Efor Alışveriş Merkezi önünden 1300 No'lu sokağı üzerinde projelendirdiği Piri Mehmet Paşa Alt Geçit'inde bağlantı yol çalışmalarını sürdürüyor. Alt geçitin hizmete girmesi ve trafiğin yer altına alınmasıyla bölge trafiği rahatlarken alt geçitin duvarlarına yapılmakta olan Aksaray Belediyesi logo temalı çalışmalar, aydınlatma, kaldırım ve çevre düzenlemesi trafik akışını etkilemeyecek şekilde devam ediyor. Şimdi sıradaki haberimiz bayanlar için geliyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde hizmet veren Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde kapalı yüzme havuzu hizmete açıldı. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'ndeki kapalı yüzme havuzu hizmete açıldı. Kapalı yüzme havuzu dışında spor salonu, sauna, buhar odası, fitness salonu ve hamam tasarlanan spor kompleksinde kadınlara gerek yüksek hizmet standartları gerekse de hijyenik alanlar sunuluyor. Merkezi konumundan dolayı kolay ulaşım imkanına sahip Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde üyelik kayıtları başladı. Aksaray'da yaşayan kadınların yaşam kalitelerini arttırmaya, sosyal hayatlarını geliştirip sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamaya yönelik hizmet veren Kadın Aktivite Merkezi'nde kütüphane, derslikler, kabul ve dinlenme salonlarının yanı sıra hanımlar için el becerisi ve mesleki eğitim kursları da düzenlenmekte. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın önemli projeleri arasında yer alan Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda iş yerleri hizmet vermeye başladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Açılış kurdelasını Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut ve iş yeri sahibi Gültekin Buğur davetlilerle birlikte kesti. Çekiyoruz efendim. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Ya Allah. Sağ olun, var olun. Bu işletmemizin Gültekin kardeşimize, Aksaray'ımıza ve müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum. Sahiplerine bol kazanç getirsin diyorum. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Açılışta iş yeri sahibi Gültekin Buğur, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Başta başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu güzel yapıyı milletimize, halkımıza kavuşturduğu için sayısız minnettarız ona. Ben de bir esnaf olarak şu anda kadayıf tatlı olarak şu anda açmış bulunmaktayız. İnşallah 6 aydan beri bu halkımızla beraber tatlımızı kontrolünü yapmışız. Her türlü inceliklerine rağmen eksilerimizi tamamladık. Güzel bir şekilde hijyenik bir ortamda şeker pancarından kaynatılmış toz şekeriyle kesinlikle glukoz kullanmıyoruz. İmalatımız halka açık. Herkes kontrol edebilir, görebilir. Teşekkür ederim. Aksaray Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Aksaray'da vatandaşları ve özellikle kadınları desteklemeye devam ediyor. Hem aile ekonomisine hem de toplumsal birliğe katkı sağlamak isteyen hanımların kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri değerinde satabilecekleri güvenli ortamlar temin etmek amacıyla hayata geçen proje ilk olarak Cumartesi Pazarı Pazar alanında kurulacak. Evlerinde uygun zamanlarını üretime ayırarak aile ekonomilerine katkıda bulunmak ve el emeği ürünlerini semt pazarında satmak isteyen hanımlar başvuru için Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'ne başvurabilir. 4 Şubat'ta alınmaya başlayan başvurular 14 Şubat tarihinde sona erecek. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.